Türkiye'de yıkıcı sorunlar 3. Sevgili izleyiciler, sohbet serimize devam ediyoruz. Zira dert bir değil. İki gündür dilimizin döndüğü, kalemimizin yazdığı kadar ülkenin, bölgenin ve Diyarbakır'ımızın hayati önüme sahip sorunlarına değiniyoruz. Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve tabii ki günlük yaşamın içerisinde kendini vücut bulan yıkıcı meseleleri irdeliyoruz. Ki bu meseleleri yıkıcı hale getiren ve çözümsüz kılan etkenleri de aynı minvalde deşifre ediyoruz. Çünkü hiçbir sorun sebepsiz yere yaşanmaz, türemez. İlla ki bir neden vardır. Deriz ya, sebep-sonuç ilişkisi. Hep ifade ediyorum. Türkiye'yi 1,5 asırdan bu yanadır yakıcı ve yıkıcı dehlizlerde boğdurmaya çalışan ana unsur, müsebbiplerin baş aktörü, müesses nizamdır. Ve bu nizamı dokunulmaz kılan, gelen giden devşirme siyasettir. Çünkü yerli ve milli olabilme adına bir şiar yok. Ümmet olabilmek, İslami değerlerle bütünleşmek, ecdadın mirasını yaşatıp geliştirmek, 1000 yıllık kardeşliği pekiştirip büyütmek gibi bir dert ve çaba yok. Her şey batıya ve batıla endeksli. Maneviyat yoksunu bir maddiyata tapma var. Dedik ya, Türkiye'de yıkıcı sorunlar. Bakınız sevgili izleyiciler, ister siyasi alanda olsun, ister toplumun diğer kesimlerinde ve katmanlarında olsun, pek tabii ki devletin bünyesindeki oluşumlar, yazılı ve görsel medya olsun, her ne olursa olsun, hangi kulvarda bulunursa bulunsun, milli ve yerli değilse, 1000 yıllık geçmişiyle örtüşmüyorsa, inancına, ulvi değerlerine, kısacası mukaddesatına bağlı değilse, cinsiyeti, mahiyeti yıkıcıdır, zıt bir kutuptadır, bulunduğu yol, kendini seçtiği istikamet, salih bir amel taşımadığı gibi safta değildir. Gelişen, oluşan, toplumun varlığıyla bağdaşmayan ama millileştirilmeye çalışılan, ona meşruiyet kazandıran, resmiyetin himayesi altına giren kavramlar birer tahrip kalıbı gibidir. Kendine özgü kazandığı her ilmik, yıkıcı unsurların domino taşı misali birbirini tetiklemeye başlar. Dünkü yazımızda da kısmi bazda böylesi bir analizde bulunduk. Malumunuz üzere dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramıydı. Millet olarak 19 Mayıs gününü kutladık. Diyarbakır'ımızda da bir dizi etkinlikler organize edildi. Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından kent meydanında kutlama programları düzenlendi. Milli mücadelemiz 103 yıldır parlaya gelmiştir. İşgal altındaki bir ülkenin kurtuluşunu millete gören ve İngiliz donanmasının demir attığı İstanbul'dan silah arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşalenin sene devriyesiydi dün. Ki bu meşale 103 yıldır yanıyor. 19 Mayıs kutlu olsun. Ancak bir hakkı vermek lazım. Şöyle ki, bizim araştırmalarımıza göre tarihi abartısız, objektif yazan yabancı tarihçiler, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizlerin İstanbul'a istila edip Anadolu'nun birçok yerine ulaşıp işgal altına alan hıyanet güçlerine karşı harekete geçilmesi emrini Padişah Sultan Vahdettin vermiştir. Ve bu komutanların başında en çok güvendiği isim de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Onu görevlendirdi, Samsun'a gönderdi, ardından Erzurum'a. Yani Sultan Vahdettin'in talimat ve emri doğrultusunda Anadolu'ya ayak bastı. Anadolu mücahitlerini müstevlilere karşı cihat ve mücadeleye çağırdı. Bunu kanıtlayan da bizatihi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kendi el yazısıyla Osmanlıca yazmış olduğu belgedir. İşte bu noktada hakikatleri iyi bilmek lazım. 19 Mayıs tarihi ve kutsal bir gündür. Ancak yalan söyleyen, tarihin ipine sarılan CHP'nin laikçi Kemalist anlayışı hep tarihi olayları saptırmıştır. Sanki Gazi Mustafa Kemal Paşa kendi başına padişahı çiğneyerek Samsun'a kaçak olarak gitmiş ve nihayetinde memleketi İngilizlerin elinden kurtarmış gibi yanlış bir yönlendirme ve görüş hep körüklenmiştir. Tarihsel sapmalara yer verilmiştir. Demem o ki gerçek tarih onları hep yalanlamıştır. Bu anlamlı gün olması hasebiyle gerçekten İstanbul'u müstevli İngilizlerin, Anadolu'yu da müstevli Fransızların istilasından kurtarmak için çaba gösteren başta Sultan Vahdettin ve Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bu işte hissesi olan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Sultan Vahdettin'i hain göstererek yalnızca kurtarıcı olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı göstermek, CHP anlayışının ve laikçi Kemalist geçinen yalaka unsurların tarihsel bir saptırmalarıdır.
Bu faslı burada noktalayalım. Diyarbakır'ımıza gelelim. 18 Mayıs 2022 günü Diyarbakır'ımıza İl Valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Vali Ali İhsan Su Beyefendi dün itibariyle mesaisine başladı. Diyarbakır'da artık su dönemi başlıyor. Vali Su'nun Diyarbakır'daki ilk beyanatı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramına ilişkin mesaj oldu. Şu gençlerimizin bu emanete sahip çıkacaklarına ve onu çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracaklarına inancı tamdır diyen Sayın Valimizi candan tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Onun için tüm işlerinde Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Sevgili izleyiciler, bize göre Diyarbakır'ımıza ışık veren, ümit veren yeni bir pencere açılmıştır. Zira yıllardan beri bir Diyarbakırlı olarak gelen giden nice valileri gördük. Kayyımları ve kaymakamları gördük. İnanın gelen gidenlerin hepsi. Ki hepsi olmasa dahi %90'ı çok değerli devlet adamları olarak kadim kente hizmette bulundu. Görevlerini objektif ve şeffaf olarak tamamlayıp gittiler. Siyasetin ve siyasetçi güçlerin valisi olmaktansa devlet valisi olmayı tercih eden valilerimiz arasında çok önemli şahsiyetler dün olduğu gibi bugün de hep hayırla yad edilmektedir. Bugün tekrar tekrar Diyarbakır kamuoyu adına şahsiyet-i maneviyeleri huzurunda onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Ümit ediyoruz ki yeni gelen Sayın Valimiz Ali İhsan Su da aynı o kulvarda yürüyecektir. Bugüne kadar gerek vali ve gerekse kaymakam olarak görev yaptığı yerlerle ilgili aldığımız izlenimler olumlu yönde. Düzce, Şırnak ve Mersin'de valilik yapmış. Çermik kaymakamlık görevinde bulunmuş. Bölgeyi bilen ve tanıyan biri. Bugüne dek öyle inanıyoruz ki dosdoğru istikametli bir devlet adamı anlayışıyla alnı açık, başı dik olarak görev yapmıştır. 5 yıl gibi en uzun süresi Mersin valiliğinde olmuştur. İnşallah daha fazla uzun bir süreç Diyarbakır insanımıza devlet hizmetini sağlar. Öyle inanıyoruz ki Sayın Valimiz kirli siyasetin madrabaz, yalaka, çıkarcı, rantiyeci, çıkarlarını başkasının zararında gören kesimleri zaman içerisinde tanıyacaktır ve onları her ortamda elinin tersiyle dışarı atıp kapı önüne koyacaktır. Çünkü siyaset valisi olarak değil, devlet valisi olarak görev yapacaktır. İnancımız bu yönde. Zorlu bir süreçte zorlu bir görev üstlenmiştir. Mevcut durum enkaz teşkil ediyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Temennilerimiz bu yöndedir. Diyarbakır kamuoyunu temsil eden medya grubu olarak da kesinlikle Sayın Valimizin işlerini objektif olarak takip edecek ve gerekenleri yerine getireceğiz. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.